Evet değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde şunu belirtmek isterim. Teknik sıkıntılardan dolayı dolmalar, çıkışlar yaşandığı için hani bugün birinci sorudan itibaren sizler için hazırlamış olduğum 19-20 tane civarında sorunun tamamını çözmeye çalışacağız. Sizlerden isteğim şu olacak arkadaşlar. Ben soruları çözerken sohbet kısmını kapatmak zorundayım. Yoğunluk olduğu için sistem kasma yapıyor ve kalemde sıkıntılar yaşandığı için o yüzden soruları çözeceğim. Her soru sonrasında sizlerin soruları olursa soruları tekrar anlatırız. Anlaşıldıysa bir sonraki soruya geçeceğiz. O yüzden bir sonraki soruya bir an önce hızlı hızlı geçmemiz gerekmektedir. Hepimize iyi dersler diliyorum. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi birinci soruda bizden istenen arkadaşlar verilen noktada M değerlerinin kaç tam sayı değeri alacağı arkadaşlar. Şimdi ikinci bölgede diyor arkadaşlar. İkinci bölge için bizim işaret incelememiz neydi? Eksiye artı. Şimdi arkadaşlar biz dünden de hatırlıyoruz. Negatif için ne demiştik? Negatif tam sayılar için sıfırdan küçük. Arkadaşlar pozitif tam sayılar nedir? Sıfırdan büyük. Yani x sıfırdan küçük, y sıfırdan büyük olmalı. Noktamızda bizim x yerine ne yazılmış? M eksi 6. Sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Ben bu denklemi çözersem m ne olacaktır? 6'dan küçük. Aynı şekilde 3m artı 12 sıfırdan büyük. Bu işlemi de çözersem 3m eksi 12'den büyük. Her iki tarafı m'in katsayısı olan 3'e bölecek olursam ne olacak arkadaşlar? M eksi 4'ten büyük, pardon, eksi 4'ten büyük olacak. Biz bu denklemi arkadaşlar düzenlersek eksi 4 ve 6 aralığında olacaktır. Dolayısıyla eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 olacaktır. Toplam 9 tane tam sayı değeri olacaktır. Evet, bu soruyla ilgili sorular için ben sohbet kısmını açıyorum arkadaşlar. Tekrar yineliyorum yeni girenler için. Dünkü teknik aksaklıklar sistemin yoğunluğundan dolayı sistemin kasmasından dolayı sorular kısmını tekrar anlatıyoruz. Bununla ilgili ilerleyen süreçte tamamen sıkıntısız bir eğitim inşallah sizlere sunulacaktır. Birinci soruyla ilgili sorularımız anladığım kadarıyla yok. Herkes anladı. Çok güzel. Evet, ikinci soruya geçiyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Güler diye arkadaşımızın sorusu. Şöyle söyleyeyim. Bu haftayı noktanın analitiği için ayırdım sizlere. Bundan sonraki süreçte doğrunun analitiği şeklinde olacak. Şimdi konuyu anlatıp bir iki soruyla konuyu geçmek olmaz. Gelebilecek soru türleri, bilmeniz gereken soru türlerini ben sizlerle paylaşıyorum. O yüzden sizler için hazırlamış olduğum soruları çözeceğim bugün. Bir sonraki derslerde ise doğrunun analitiğine geçmiş olacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ikinci soru için arkadaşlar bakıyoruz. Kaçıncı bölgede demiş? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede benim işaret incelememi yaparsam arkadaşlar neydi? X ve Y negatif. Arkadaşlar X ve Y negatif. Dolayısıyla arkadaşlar bizim burada
mutlaka ve mutlaka dikkat etmemiz gereken bir husus olacaktır. Bakın, burada dikkat etmemiz gereken nedir? En kareli ifade. Şimdi negatif bir sayının veya pozitif bir sayının karesi nedir? Her zaman kesinlikle nedir? Pozitiftir. O zaman çarpım durumunda m'le, çarpımları eksi olması için m'e ne kalır? Eksi. Arkadaşlar m ne oldu? Eksi oldu. Arkadaşlar x'e m yerine eksi koyarsak negatif bir sayının üçüncü dereceden kuvveti ne yapar? Her zaman negatif. Arkadaşlar yine çarpım durumunda işlem bu işlemin sonucunun negatif olması için n'e ne kalır? Artı kalacaktır. Dolayısıyla n'de ne oldu? Artı oldu. Şimdi benden istenen nokta arkadaşlar B noktası. Şimdi m eksi n bir de nedir? M çarpı n. Arkadaşlar n gördüğüm yere eksi. Eksi artı. Arkadaşlar negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çarptığımız zaman negatif iki sayının toplamı gibi düşünebilirsiniz. O zaman eksi ile eksinin toplamı ne yapacaktır? Eksi. M negatifti, n pozitifti. Çarpımları ne yaptı arkadaşlar? Negatif. Arkadaşlar eksi eksi nedir arkadaşlar? Üçüncü bölge olacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bununla ilgili herhangi bir sorumuz var mı? Sorumuz varsa hemen alabilirim. Arkadaşlar dünkü aksaklıktan dolayı hani sistemin kasmasından dolayı sadece sorular kısmından başlıyorum. Hani evet çözdük. Dün sisteme giremeyen arkadaşlarımız için de sadece sorulardan devam ediyorum. Evet Güler, üçüncü bölge oluyor. Eksi ile artının çarpımı negatif olduğu için eksi eksi üçüncü bölge yapacaktır. Tamam mı? Evet arkadaşlar, üçüncü soruya geçiyorum. Yine sistemin etkilenmemesi adına sohbeti sorularda kapatacağım arkadaşlar. Bunu sürekli dinliyorum yeni girenler için. Bunun için de bizleri mağdur görün. Şimdi arkadaşlar, üçüncü soruda A noktası verilmiş. A noktasının kaçıncı bölgede olduğu verilmiş? Dördüncü bölgede. Eğer dördüncü bölgedeyse ben hemen işaret incelemem yapıyorum. Artı eksi. Arkadaşlar bunu unutmayın. Artı eksi. Birazdan bu artı ve eksiyle biz sonuca gideceğiz. Şimdi dünkü slaytlarımızı hatırlarsak birinci slaytta ne yapmıştık? A'nın x eksenine uzaklığı, yani bir noktanın x eksenine uzaklığı o noktanın y'sidir değil mi? Şurada hemen bir hatırlatalım. Şimdi A noktası olsun. X, Y noktası. Şimdi A noktasının bu X ekseni ise buraya Y ekseni diyelim. Arkadaşlar hemen rengi değiştiriyorum. Üzerinde anlatayım. Şimdi A noktasının bakın X eksenine uzaklığı bu noktanın nesidir? Ordinatıdır değil mi? Y'sidir. Şimdi A noktasının Y eksenine uzaklığı ise bu noktanın bakın nesidir? Apsisidir, yani eksidir. Şimdi gelelim sorumuza. A'nın x eksenine uzaklığı ne olacaktır? Bu noktanın y'si. Yani n artı 5 eşittir 7. Arkadaşlar mutlak değer içinde yazıyoruz değil mi? Uzaklık pozitifti ama nokta negatif. O zaman n artı 5 ne yapacak? Eksi 7 olacaktır. 5'i işlemin sağ tarafına atarsam ne olacaktır? Eksi 12. Y eksenine uzaklık neydi? O noktanın apsisi. Yani x'i. M eksi 2 ne olacaktır oradan? M eksi 2 eşittir 4. İşte bir sağ tarafa atarsak arkadaşlar M buradan ne gelecektir? 6 gelecektir. Bizden istenen ne? M çarpı N. M çarpı N nedir? M 6. N eksi 12 işlemin sonucu da eksi 72 olacaktır. Evet, bununla ilgili sorularımız varsa tekrar sohbeti aktif hale getirdim. Sorularımızı alabilirim.
Bu esnada biraz koyu renk kullanalım. Yeşil renk rahatsız etmiş olabilir büyük bir ihtimal. Bunu... Arkadaşlar dün sisteme giremeyen arkadaşlarımız çok oldu sistemden kaynaklı. O yüzden birinci sorudan itibaren tekrar başladım. Mevcut sorularımız daha çok. Hepsini çözmeye çalışacağız. Tamam. Yani dün sizde 8. soruda kaldığımı biliyorum ama sisteme giremeyip görmeyen veya nedir sistemden kaynaklı kalemin tutukluğu şeklinde olduğu için sizlere daha hızlı anlatmak adına tekrar bugün daha verimli bir gün olacağına inanıyorum. Evet, dördüncü soruya geçiyorum. Evet, dördüncü soru bir noktanın orijine uzaklığı. Arkadaşlar Pisagor olarak yapabilirsek sonuca gideceğiz. Şimdi arkadaşlar bir noktanın orijine uzaklığı nedir? Üçe 6 arkadaşlar. Bizden istenen budur. Nedir? Bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katıdır. Bunu direkt geçiyorum arkadaşlar. Sanırım sohbet açık biraz sistemde herhangi bir sıkıntı olmadı. Böyle bir devam edelim bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar 5. soru iki nokta arasındaki uzaklık 5 birimmiş. İki nokta arasındaki uzaklığı biz ne yapıyorduk? Koordinatları kendi aralarında çıkartıyorduk değil mi? X'ler ve Y'ler farkını 7 eksi 4'ün karesi artı eksi 6 eksi m'in karesi ne yaptı arkadaşlar? Kök içerisinde bunu yazacak olursak neye eşitmiş? 5'e. Her iki tarafın karesini alırsak ne olacaktır? 7 eksi 4 3 karesi ne yapar? Bu işlemin sonucu 9. Ben 9'u işlemin sağ tarafına aldım. Ne oldu? Eksi 6 eksi m kare 16 yapar mı arkadaşlar? 5'in karesi 25. 25'ten 9'u çıkarttım 16. Burada da yine her iki tarafı kök içerisinde yazarsam kökle kare gitti. Eksi 6 eksi m eşittir. Artı eksi 4 yapacaktır. İşlemin sol tarafta arkadaşlar eksi 6 eksi m eşittir. Eksi 4. Buradan m kaç gelir arkadaşlar? Eksi 2. Eksi 6 eksi m eşittir. Artı 4 ise m buradan eksi 10 gelecektir. M'ler çarpımını istiyor. Eksi 2 çarpı eksi 10 eşittir 20 olacaktır. Evet, bununla ilgili sorumuz var mı arkadaşlar? Sorusu olanlar varsa. Evet, bununla ilgili sorumuz yok. Çok güzel. Altıncı soru. Arkadaşlar şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. X ekseni üzerinde bulunan arkadaşlar ben bu noktaya C noktası diyeyim. X ekseni üzerinde bulunan bir noktanın apsisi x ordinatı sıfırdır arkadaşlar. Yani x eksenindeki bir noktanın ordinatı sıfır olacaktır. Diyor ki bu C noktası A ve B noktalarına eşit uzaklıkta. A noktasını yazalım eksi 2'ye 4. B noktası pardon A noktası burasını B noktası diyelim yazmış bulunduk. Burasına A noktası diyelim. A noktası neymiş? 3'e eksi 1. Şimdi arkadaşlar neymiş bu iki noktaya? Eşit uzaklıkta. Şunu karıştırmayalım arkadaşlar. Orta nokta değildir. Burada istenen bizden orta nokta değil. Evet, orta noktanın bu iki noktaya uzaklıkları eşittir. Her türlü analitik düzlemde nerede olursa olsun bu noktalar eşit uzaklıkta demektir. Yani o zaman ne yapıyoruz? İki nokta arasındaki neyi buluyoruz? Uzaklığı buluyoruz. Nedir? CB uzun uzaklığı eşittir. CA uzaklığıdır. İşlemimizi yapalım. İki nokta arasındaki uzaklık formülü. X eksi eksi 2'nin karesi artı 0 eksi 4'ün karesi. Kök içerisinde yazıyoruz arkadaşlar değil mi? İki nokta arasındaki uzaklık formülümüzden. Aynı işlemi CA uzunluğu içinde yapıyorum. X eksi 3 karesi
artı 0 eksi eksi 1'in karesi, parantez karesini yaptıktan sonra ne yapıyorum? Kök içerisinde. Şimdi her iki tarafta kök ifadesi olduğu için ne yaptı? Kökler gitti. Biz bu işlemi açıyoruz arkadaşlar. Şimdi eksi eksi artı oldu. X artı 2'nin açılımını yapıyorum. Nedir? X kare artı 4x artı 4 artı 16 eşittir. Burada nedir? X eksi 3'ün karesi. X kare eksi 6x artı 9 artı 1. Şimdi her iki tarafta x kareler ortak. 4, 16 ne yaptı? 20 yaptı. 9, 1 ne yaptı? 10 yaptı. 6x'i karşıya, 20'yi karşıya atarsam ne oldu? 10x eşittir eksi 10, değil mi? 20 eksi olarak geçti. 10 artı eksi 20'den eksi 10 oldu. Onlar gitti. X ne kaldı? Eksi 1 olacaktır. Bu soruda arkadaşlar anlamadığımız var mı? Anlamadığımız olduğu zaman arkadaşlar buradan yazışmalardan söyleyebilirsiniz. Şu an sistemde herhangi bir şey yok Allah'a şükür. Bu şekilde devam edersek daha verimli olacak. Şimdi arkadaşlar 7. soruya gelelim. 7. soruda ne diyor? İki noktanın orta noktasının C noktası olduğunu söylüyor. Biz orta noktayı nasıl buluyorduk? İki noktanın X'ler ve Y'ler toplamını ikiye bölüyorduk. O zaman ne yapalım? Hemen 5 artı 2A eksi 1 bölü 2 nedir arkadaşlar? 3'tür değil mi? Orta noktanın apsisi 3. Eksi 1 artı 9 bölü 2 eşittir 3B eksi 2 olacaktır. Şimdi burada işlemlerimizi yapalım. Karşıyla çarptım ne oldu? 6. 2A artı 4 eşittir 6 ise 4'ü karşıya attım. 2A eşittir 2. A buradan ne geldi? 1 geldi arkadaşlar. Buradaki işlemi yapalım. Ne yaptı? 8. 2 ile 8 sadeleşti. 4. O zaman 4 eşittir 3B eksi 2'den attım karşıya. O zaman ne yaptı? 3B eşittir 6 ise buradan B 2 gelecektir. Bizden istenen ne arkadaşlar? A çarpı B. A çarpı B 1 çarpı 2'den sonuç 2 olacaktır. Gelelim 8. soruya. Arkadaşlar belli oranda doğru parçasını bölen bir noktanın koordinatını bulmayı anlatmıştık biliyorsunuz videolarımızda. Hemen bununla ilgili çözümümüze geçelim. Bakın şu ifadeye dikkat edelim. İçten bölen dediği için C noktası A ile B arasında olacaktır. Şimdi A noktası neymiş A noktası? Eksi 1'e 4. B noktası nedir? 14'e eksi 17. Şimdi bakın yukarıda AC'nin 2K, AB'nin 3K olduğunu söylüyorum. Bakın AB 3K, AC neymiş? 2K. O zaman B ile C arasında ne kalır? K birim kalır. Şimdi bundan sonrası için biz artış ve azalışlarımıza bakıyoruz. Evet, bunun için renk değiştiriyoruz. Şimdi 14'ten bakın eksi 1'e ne oluyor arkadaşlar? Bakın 14'ten eksi 1'e ne oldu? 15 birimlik değil mi? 15 birimlik bir azalma söz konusu. Kaç birimde? 3K birimde. O zaman K birimde ne yapar? 5 birim azalma olacaktır. O zaman şöyle yapalım. 14 eksi 5 ne yapacaktır? 9 birim yapacak. Şimdi Y için de aynı işlemi yapıyoruz. Y için bakın eksi 17'den 4'e ne yapmış arkadaşlar? 21 birim bir artış söz konusu. Kaç K'da?
3K'dan. O zaman K'da ne yapar? 7 birim bir artış olur. O zaman eksi 17'ye ne yapacağım? 7 birim ilave edeceğim. Eksi 17, 7 daha ne yapar? Eksi 10 yapacaktır. Sorumuza bakacak olursak, bizden istenen C noktasının koordinatları, dolayısıyla burada C noktasının koordinatları ne olmuş oluyor? 9'a eksi 10 olmuş oluyor. Evet, burada sorumuz var mı arkadaşlar? 9. soruya geçeceğim. Teşekkür ederim. Güzel. Bu şekilde devam edersek sağlıklı bir şekilde olacak. Anlayışınız için teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi gelelim 9. soruya. 9. soruda bakın dikkat edelim. Nereden bölüyor bu doğru parçasını? Dıştan bölüyor. Hemen rengi değiştirelim. Sizler de sıkıntı yaşamayın. Şimdi ben A ve B noktalarını yazayım. Şöyle yazdık. A neymiş? 3'e 1. B eksi 2'ye 5 noktası. Şöyle birleştirelim. Şimdi AC 3K, CB 4K. Şimdi arkadaşlar C noktası B tarafında olmuş olsaydı BC 4K AC 3K olma olasılığı var mı? Yok. Dolayısıyla C noktası nerede olacaktır? A tarafında olacaktır. Hemen yazıyoruz. C noktası burada. AC kaçtı arkadaşlar? 3K. AB'ye ne kalır o zaman? CB'nin 4K olması için AB'ye K birim kalacaktır. Şimdi burada ne yapıyoruz? Artış ve azalışlara göre biz C noktasını buluyoruz. Şimdi B'den 3'e K'da ne artmış arkadaşlar? 5 artmış. O zaman 3K'da ne yapacak? 3K'da 15 artacak. 3 artı 15 ne yapacaktır? 18. Gelelim Y için arkadaşlar. 5'ten 1'e ne yapmış K'da? 4 azalmış arkadaşlar. 4 azaldıysa 3K'da ne yapar? 12 azalır. O zaman 1 eksi 12 daha ne yapacaktır? Eksi 11 yapacaktır. Ne diyor? Koordinatlar toplamı kaçtır? 18 artı eksi 11 eşittir 7 olacaktır. Evet, burada sorumuz var mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Sıradaki soruya geçiyorum. 10. soru. 10. soruda arkadaşlar bir paralel kenarın köşe koordinatları verilmiş. Köşe koordinatlarındaki mantık neydi arkadaşlar? Karşılıklı koordinatlar toplamı birbirine eşit olacaktır. Şimdi ben A nedir? Eksi 2'ye 3. B nedir? 1'e 7. C 0'a 10. D neymiş? A ve B olacaktır. Şimdi hemen rengi değiştirelim. Arkadaşlar neydi bizim paralel kenardaki bilmemiz gereken? Karşılıklı x'ler ve karşılıklı y'ler toplamı birbirine eşittir. Şimdi A ile C'nin x'ler toplamı nedir? Eksi 2 ve 0. Toplarsak ne olacaktır? Eksi 2. Eşittir. D ile B'nin x'ler toplamı A ile 1 değil mi? Eşittir. A artı 1. Buradan A ne gelecektir? Eksi 3. Değil mi arkadaşlar? 1'i attığımızda karşıya. A'yı ne bulduk? Eksi 3 bulduk. Şimdi Y'ler için yapalım. Y'ler için farklı renk kullanalım hemen. Mavi kalemi kullanalım. Evet. 3 ile
10'un toplamı değil mi? 3, 10 daha ne yapar? 13 yapacaktır. Eşittir 7 ile B'nin toplamına değil mi? Karşılıklı kenarlar eşittir. 7 artı B. 7'yi karşıya atacak olursak B'ye ne kalır? 6. Bizden istenen ne? A çarpı B. O zaman nedir? Eksi 3 çarpı 6 eşittir. Eksi 18 olacaktır. Evet arkadaşlar. Büyük bir ihtimal anlamadığımız bir kısım yoktur. Diğer soruya geçiş yapıyorum. Şimdi 11. soru. Hemen bu işlemi yapalım. ABC üçgeninin kenarortaylarının kesim noktası demek. Ne demek arkadaşlar? Üçgenin kenarortaylar kesim noktası ağırlık merkezi değil mi arkadaşlar? Ağırlık merkezini nasıl buluyoruz? Ağırlık merkezi bütün koordinatları toplayıp 3'e bölüyoruz. Eksi 2 artı a artı 1 bölü 3 eşittir nedir? 2. Buradan gerekli işlemleri yaparsak 6 eksi 1 7 mi yaptı arkadaşlar? 3 kere 2 6 eksi 1 7. Evet. Y için yapacak olursak 3 artı B artı 7 bölü 3 eşittir. Eksi 1 değil mi? Eksi 1. Burada işlemleri yaparsak B eşittir. Eksi 3 10 eksi 13 yaptı değil mi? Bizden istenen çarpımı 7 çarpı eksi 13. Ne yapar arkadaşlar? 3 çarpı 7 21 9 eksi 91 yapacaktır. Artık arkadaşlar şekilli sorularımıza geçmiş bulunmaktayız. Şimdi burada istenen bizden E noktasının koordinatları toplamı. Şimdi artık bundan sonra benzerlik eşlik durumları söz konusu. Şimdi öncelikle ben F noktasının koordinatlarını bulayım. F noktasının koordinatlarını bulmak için bakın F noktası B noktasıyla C noktasının orta noktası doğru mudur? O zaman nedir? 3 artı eksi 1 bölü 2. Y noktası nedir? 7 artı 3 bölü 2'den ne geldi? 1'e 5. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi şu taradığım arkadaşlar kısımda şimdi size benzerliği anlatıyorum. Şimdi bu bir paralel kenar. Paralel kenar bakın K'ya K. Bir kenar ne yaptı kısa kenar? 2K. 2K. Taramış olduğum üçgende benzerliği görüyor muyuz? Bakın K'ya 2K oranı. O zaman burası M. Burası ne oldu? 2M. Burada ne yapacağız biz? Artış miktarını veya azalış miktarına göre E noktasının koordinatlarını bulabilirim. Şimdi bunun için hemen renk değiştirelim. Kırmızı kalemle X yapalım. Bakın. Birden ne yapmış arkadaşlar? Eksi 2'ye ne yapmış? 3M'de ne yapmış? 3 birim azalmış. O zaman M'deki azalışın ne? 1. O zaman ne yapacağız? 1 azaltacağız. Eksi 1. Birden 1 çıktı. E noktasının x'i ne oldu? 0 oldu arkadaşlar. Y'si için de yine aynı işlemi yapalım. 5'ten arkadaşlar eksi 1'e 3m'de azalışım 6 birim değil mi? O zaman m'deki azalışım ne olacaktır? 2 olacaktır. Dolayısıyla 5'ten ne yapacağız? 2 azaltacağım. O zaman ne yapar? 3. Bizden istenen ne? Bakın, koordinatlar toplamı isteniyor. O zaman nedir? 0 artı 3 eşittir 3 olacaktır. Arkadaşlar, bu soruda aklımıza takılan bir yer var mı? Burada benzerlik çok önemli. Yine bakın, yine üçgenler karşımızda.
Tabii ki emin bulduğum yerleri anlatıyorum. Sadece orası kaldı sanırım aklımıza soru işareti. Şimdi bakın, paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bakın, ben ne yaptım buraya k, buraya da k dedim. Kaç k yaptı burası? 2k. Paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Bakın, mavi ile taradığım yerleri görüyor muyuz? K'ya 2K. Benzerlik oranımız. Değil mi? Kelebek yöntemi. Dolayısıyla M'e 2M olacaktır. Bundan sonraki süreçte neydi? Artış ve azalışa göre ben işlemi yaptım. Anladık değil mi arkadaşlar? Kırmızı olan kısmı tekrar anlatır mısınız? Tabii ki. Birden eksi 2'ye ne yapmış? 3 birim azalmış. Bakın 3M'de 3 azalırsa M'de 1 azalır. Bakın F'den E'ye M birim kadar. O zaman birden 1 çıkartıyorum. Bakın birden 1 çıkarttım. Ne oldu? 0. Tamam. Yeşil bölge içinde, yeşille ya anlattığım kısım da aynı şekilde olacaktır. Sıradaki soruya geçiyorum arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Teşekkürler arkadaşlar. Sıradaki soruya geçiyorum. Şimdi burada bize bir ABCD karesi verilmiş. ABC karesinin ne yapmış arkadaşlar? C köşesinin köşe koordinatları verilmiş. Bakın 9'a 4. Şimdi CB uzunluğu yani C noktasının x ekseninde uzaklığı 4 birim değil mi? 4 birim. Peki bu bir kare. Bütün kenar uzunlukları 4 birim. Peki C noktasının orijine uzaklığı 9 birim değil mi? 9 birim. Kaç kalır arkadaşlar OA uzunluğu 9 olması için? 4 birim AB zaten. 5. Bizden istenen ne? OD uzunluğu. Bakın burası dik üçgen. Burada ne yapıyoruz? Pisagor. Ben OD uzunluğuna x dersem değil mi? X kare eşittir. 5'in karesi artı 4'ün karesi ne yaptı? X kare eşittir. 25 artı 16'dan. X kare 41. O zaman x ne olacaktır? Kök 41 olacaktır. Anlamayan var mı arkadaşlar? Bu soruyla ilgili sorusu olan. Evet, sıradaki soruya geçiyorum. Şimdi arkadaşlar soruya dikkatli bakalım. Önce dikkatlice okuyalım. Daha sonra neler yapabileceğimizi düşünelim. Şimdi O, A, B, C paralel kenar olduğuna göre B noktasının koordinatlar toplamı kaçtır? Şimdi DC ile CA uzunluğunun eşitliği söz konusu. Bir de OC bu DA uzunluğunu nasılmış? Dikmiş. Arkadaşlar bakın. Dik ve kenarortay. Dolayısıyla arkadaşlar bu nasıl bir üçgendir? İkizkenar bir üçgendir değil mi? O zaman O uzunluğu da 6 olacaktır. Evet, noktanın analitiğini işliyoruz arkadaşlar. Şimdi evet, Daki çok güzel, çok güzel. Muhteşemsiniz. Şimdi arkadaşlar 6'ya 6 bulduk. O zaman paralel kenarın uzun kenarı 6 birim. Şimdi gelelim buna. Şimdi kollardaki eşitlik taşınabiliyor değil mi paralel çizdiğimizde? 1'e 2 oranından 6 ise buraya ne kalır arkadaşlar? 3. Öyle değil mi? Zaten burası 6 ile 2 eş parçaya bölündü. 3. B noktasının koordinatlarına bakalım şimdi. Şu uzunluk kaçtı? 3. O zaman B noktasının uzunluğu 3 ise Y'si 3 olacaktır. X'i nedir arkadaşlar? 3 burada var. 6 burada var.
9. Bizden ne istiyor? Toplamları 9 artı 3, 12 olacaktır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada tamamıyla üçgeni kullandık farkındaysanız. Üçgenin özellikleri nedir? Daki ve benzerlik. Sorumuz yoksa bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Gelelim sıradaki soruya. Şimdi arkadaşlar bir ABC üçgeni verilmiş. AD uzunluğu neymiş? Açı ortaymış. Ve kollardaki oran uzunluklar 4'e 8 ve bizden D noktasının koordinatlar toplamı. Arkadaşlar hani koordinatlar toplamı olabilir, çarpımları olabilir, oranları olabilir. Bu tabii ki soruya bağlı. Kim hazırlıyorsa bunları değiştirebilir. Şimdi biz açıortay kuralı olarak şunu biliyor muyuz? Kollardaki oran tabanda da olacaktır. Şimdi oran 4, 8. Kaça kaç oranı var? 1'e 2. Dolayısıyla BD DC'nin yarısı olmak zorunda değil mi? 1'e 2 oranı. İşte bundan sonrası yine bir doğru parçasını belli oranda bölen noktanın koordinatlarını bulma yöntemi. Şimdi eksi 2'den ne yapmış arkadaşlar? 7'ye ne yapmış? 3K'da 9 birim. 3K'da 9 birim artmış. Değil mi? O zaman K'da ne yapar? 3 birim artar. Eksi 2'ye ne yapacağım? 3 ilave edeceğim. Ne yapar? Eksi 2, 3 daha 1 yapacaktır. Gelelim ordinatımıza. 5'ten eksi 1'e ne yapmış? 3K'da 6 birim azalma var değil mi? K'da ne yapacaktır? 2 birim alacak. O zaman 5'ten ne yapacağım? 2 düşeceğim. 5 eksi 2 3 yapacaktır. Benden üstlenen de arkadaşlar koordinatlar toplamı 1, 3 daha 4 olacaktır. Sorumuz var mı arkadaşlar? Yaptığımız işlemler farkındaysanız hep aynı. Sadece buradaki artış ve azalışlara dikkat etmemiz lazım. Oran çok önemli. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuza geçiyoruz. Şimdi burada diklikler söz konusu. Bakın DA DB'ye bakın DA uzunluğu DB. Yani burada bir büyük bir dik üçgen var. Daha sonra AC ile CD birbirine eşitmiş. Bakın önce uzunluklardan gidelim. Uzunluk çok önemli burada. OA uzunluğumuz 2 değil mi arkadaşlar? Şu an sistemde bir yoğunluk olduğu için bir kasma söz konusu arkadaşlar. O yüzden chat'i kapattım. Evet arkadaşlar sistemde bir sıkıntılar oldu. Şu an beni duyuyor musunuz? Şu an beni duyan var mı arkadaşlar? Şu an sistem bir anda yoğunluk oldu arkadaşlar. Evet ben soruyu çözüyorum. Evet OA uzunluğu neymiş? 2 birim. Ben D'den AB uzunluğunu çizersem arkadaşlar bakın kollardaki eşitlik
paralellik durumunda taşınıyordu değil mi? 2 ise 2 olacaktır. Değil mi? Burası 2 ise buraya ne kalır? 16, doğru mu? 18 çünkü burası. Bakın artık bundan gerisi Öklid. Dikten dikin dedik. Kaç oldu arkadaşlar burası? 4. 4 çarpı 16 eşittir h, değil mi arkadaşlar? H kare eşittir 4 çarpı 16'dan h kare eşittir 64. H eşittir ne yaptı? 8. Arkadaşlar bizden istenen neydi? D noktasının koordinatları. Arkadaşlar bakalım. X'im ne? 2. Y kaç arkadaşlar? 8. Benden istenilen toplamlar arkadaşlar 2 artı 8 10 olacaktır. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Bundan sonraki derslerimizde sizlerle doğrunun analitiğiyle ilgili sorular olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Bugünkü anlayışınız, katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Verilen, anlatılan uyarılara dikkate alın. Uyumayanları da sizler de uyarın. Sizleri güzel günlerde görmek istiyoruz. Burada inşallah daha sıcak, daha samimi bir sınıflarımız olacak. Kendinize iyi bakın.